Hayatı çileyle geçmiş. Şimdi bir mecliste bir zat Hoca Efendi'ye soruyor, bizim Ali Yakup Hoca Efendi'ye. Hocam diyor, ben derviş, o da derviş de, zikir yaparken diyor, Allah 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 mı diyeyim, Allah Celle Celaluhu, Allah Celle Celaluhu diye mi tesbih çekeyim diyor. Hoca Efendi de onun cimri olduğunu biliyor. Azizim diyor, sen ne Allah desen ne Celle Celaluhu, sen onu tamam, onu bırak diyor, sen onu çekersin ama öyle çek veya böyle çek. Senin diyor, her diyor Allah Celle Celaluhu diyeceğin yerde senin zikrin budur azizim diyor. Sen diyor vereceksin, vereceksin. Senin hastalığın pintilik diyor. Zekat vereceksin, sadaka vereceksin. Onun tedavisi odur. Çünkü cimriliğin tedavisi nedir? Zekatını vereceksin, sadakayı vermeye alışacaksın. Bak bu bir tedavi yolu. Cimriliğin şeyi neymiş? Verme. E nasıl vereceksin? İşte bunu verdiren, Hazreti Ebu Bekir'e malının tamamını verdiren ne? İşte bu inanç, değil mi? Biz niye veremiyoruz? Titriyor elimiz, gidiyor tabii, veremiyoruz. Ama öteki veriyor. Hazreti Osman veriyor, o veriyor. İslam şeyinde çok misalleri var bunun. Yani insanı bu noktaya getiren nedir? Bir inançtır. Bunun misalleri çok. Yani bak, terbiye, iman insanı ne hale getiriyor? Hazreti Ömer'i biliyorsunuz. Cahiliye döneminde neydi? Sonra fakir gördüğü zaman emin ol gözyaşını tutamazmış. Ömer İbni Abdülaziz gece kalkar ağlarmış. Neden ağlıyorsun diye hanımı sorarmış da, neden ağlamayayım ki, bu ümmetin sorumluluğu benim üzerimde. Ya bugün aç sabahlayan adam varsa, ilaç bulamayan insan hasta varsa, ben bunun hesabını nasıl veririm diyormuş. E şimdi bakın, bize böyle insan lazım. Bu memleketin sorumluları, baştakiler, hiç akıllarından geçer mi ki, o şalımlı böyle arabaların, lüks son model şeylerin içinde kasıla kasıla dolaşanlar, gece kondu muhitlerinden geçenler, efendim acaba gece yatıp da bu alkış delileri, şunları bunları, yahu bak ben bu 60 milyonum, şu kadar insanın sorumluluğunu taşıyorum. Ya bugün bu memleketin herhangi bir köşesinde aç sabahlayan insan varsa, ilaç bulamayan insan varsa, ben bunun hesabını Allah'a nasıl veririm diye, hiç uyuyamayan adam var mı? Emin ol, olsa hiç bu memleketin problemi kalmaz. Kalır mı? Biz şimdi şunu bunu suçlamıyoruz. Ama kendileri artarsa efendim, değil mi? Yakınları, kendileri artarsa ondan sonra bir şey düşerse millete kalıyor. Böyle şey olur mu? Hazreti Peygamber, bak zekat Haşimoğullarına yasaktır. Hazreti Peygamber kendisi zekat almamıştır ve soyuna da zekat. Neden biliyor musunuz? Çünkü devletin birinci derecede sorumlusuna ve onun akrabalarına o kapı kapatılmıştır. Resulullah suistimal yapmaz asla. Asla. Ama bak, böyle devletin o kademesinde olan insanlar, Allah rahmet eylesin, bak günahıyla sevabıyla rahmete vesile olur. Rahmetli Menderes için söylerler, asılan o zat için de, oğlu ticaret yapayım demiş de, olmaz demiş. Sen ticaret yapamazsın. Çünkü ben başvekilim. Yarın herhangi bir işinden biraz para kazansan bunu bana mal ederler. Bak devletten, babasından destek aldı da bu hale. Ben demiş, bu mevkide oldukça sen böyle bir iş yapamazsın. Bak bu bir sorumluluktur. Şimdi hatırıma geldiği için söylüyorum. Yani Hazreti Ömer işte hanımına sormuş, bir şey koku, ganimetler arasında bir koku isabet etmiş filan. Efendim, Bizans şeyi, koku yollamış hediye olarak. Onu şey yapmamış. Hayır demiş, bu beytül malindir, senin olamaz. Senin, bizim İslam şeyinde memurlara, devlet yöneticilerine takdim edilen hediyeler devletindir. Biliyorsunuz o zekat memuru olayı. Birisi gelmiş zekat memurlarından, ya Resulullah şu senindir, bu bana verilen hediyelerdir. Efendimiz çıkmış şeye, efendim minbara, görüyorum ki bazılarınız
efendim şu sizindir, bu bana verilen. Peki bizim bu görevlendirdiğimiz adam memur olmasaydı, babasının evinde, anasının evinde otursaydı ona hediye gelir miydi? Bu devletin ona sağladığı bir imkandır. Böyle kimse mevkiini, makamını şahsi kazançlara alet edemez. Şimdi bakın anlayışa bakın. E şimdi devlet malını, işte Hazreti Ömer ortada, mum meselesi, başka meseleler ortada. Bizim Osmanlı padişahları emin olun öyle saraya o kadar lüks değildir saray. Gidin Topkapı Sarayı'na, o hazine kısmına bakın, o ayrı. Onu padişah kendisi kullanmamıştır. Öyle çok lüks hayatları yoktur. Siz bir batı ülkelerine, saraylara, bir Versay Sarayı'na gidin de ihtişam neymiş görün. Osmanlı padişahı bu Allah korkusunu yaşamış insandır. Yani bakın terbiye ve bu Osmanlı padişahlarının da belki hepsinin bir tasavvufi bağlantısı vardır. Allah rahmet eylesin Sultan Abdülhamid efendim şeyhi vardı. Şazeli tarikatına mensuptu Sultan Abdülhamid. O şeyhine yazdığı bir mektup var. Bende bir kitapta onun biri var. Sultan Abdülhamid'in. Ve bu Yahudilerin kendisini nasıl şeyden, tahttan indirdiğine dair bir mektup var şeyhine. Ve sofidir. Ne demiş? O tahtının şeyinde yazıyormuş. Fuzuli'nin bir beyti yazılı. Gönül tahtıma senden özge sultan olmaya ya Rab. Sultan Abdülhamid'in şeyinde, tahtta. Ya Rabbi, şimdi ben burada oturuyorum ama gönlümdeki tahta senden başka oturan sultan olmasın. Bak lafa bak. Gönlümdeki tahta ancak sen ol, başkası olmasın. Şimdi benim buradaki oturuşuma bakma. Gönlümdeki tahta sen ol ya Rabbi, başkası olmasın. Derviş insanlardı. Harbe giderken ne yaparlarmış? Hepsi Ebu Eyyub el-Ensari Hazretlerini ziyarete giderlermiş, dua ederlermiş. Evliyaullah'tan, Cenab-ı Hak'tan istimdat ederlermiş. Bu bir şeydir. Tasavvuf bir insan yetiştirme şeyidir. İnsanı insan yapma olayıdır. Şimdi bakın bizde Anadolu'da büyük şahsiyetler vardır. Kim vardır? Yunus vardır. Değil mi? Hacı Bektaş-ı Veli vardır. Rahmet Yesevi vardır. Mevlana vardır. Değil mi? Vardır. Kimdir bunlar? Hepsi sofidir. Yunus Emre sofidir, değil mi? Fuzuli, şairdir ama bir tasavvuf tarafı vardır. Bak günümüze Mevlana vardır. Bakıyoruz bunlara, tamamen şeydir, tasavvuftur. Tasavvuf nedir? Bir mekteptir. Ne mektebidir? İnsanı terbiye mektebidir. Şimdi bazı ham ervah diyor ki, efendim neymiş falan, tarikat neymiş, bu zaman şu zamandır falan. Yani İslam dışı bir şey değil. Zaten İslam'ın kitaba, sünnete aykırı olan bir şeyi biz kabul etmiyoruz. Biz kitaba, sünnete, İslam'a aykırı tasavvuf olmaz. Yani bu mükemmel İslam olma, insan olma hadisesidir. Daha iyi Müslüman olma. Yani tasavvufta zikir varsa İslam'dan ayrı mı? Yok. Ayet-i kerimede ya eyyühellezine amenü zikrullah zikran kesira. Ey müminler, Allah'ı çok zikredin. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاسِيلًا Sabah akşam Allah'a tesbih edin. E tamam, tesbihat yapıyorsan Allah'ın emridir. Kanaat Allah'ın emridir. Tevekkül Allah'ın emridir. Öyle mi? Başkalarını kendine tercih etmek müminin sıfatıdır. Bunlar işte tasavvuf, İslam'ın halisane yaşama olayıdır, samimi yaşama olayıdır, arınma olayıdır, manevi hastalıklardan kurtulma olayıdır. Hakikaten ben bakıyorum, böyle bir tekkeden, tasavvuf şeyinden geçmiş insanların bir terbiyesi var, hizmet var. Bakıyorum adam profesör olmuş ama bir şeyden, tornadan geçmiş. Emin ol ki şurada ayakkabınızı düzeltiyor. Ama öteki de diyor ki, profesör olmuş yanımdan geçilmiyor. Ham ervan. Şeyin, sıfatın esiri olmuş. E şimdi bakın, Hazreti Ömer şeye giderken, Şam tarafına giderken Ebu Ubeyde Hazretleri de beraberinde bir dereyi geçiyorlarmış da böyle paçalarını sıvamış halife oradan geçiyor.
Demiş ki Ebu Ubeyde, demiş, ya Emir el-Mü'minin, yani sen paçalarını sıvıyorsun, işte bir şeye binerek kesseydin, sana pek izzetinize, şeyinize, mevkinize yaraşmıyor gibi bir şey söylemiş. Allah Allah demiş. Yahu Ebu Ubeyde, sen mi söylüyorsun bunu? Şimdi demiş, biz şöyle şöyle bir kavimdik, puta tapıyorduk cahiliye döneminde. Allah bizi İslam'la izzete, şerefe kavuşturdu. Sen şerefi İslam'ın dışında, izzeti İslam'ın dışında başka bir yerde mi arıyorsun? Yani paçamızı sıvadıysak bizim neyimizden eksiltir bu? Bir insana Müslüman olmak şeref olarak yetmez mi? Şimdi tevazuya bakın. Efendimiz gelen şeylere su verilmiş, ikram edermiş, değil mi? Bak, tevazu insan oluyor. Orada bıyığını düzeltemeyen sahabeden birinin alıp şeyine bıyığını düzeltiveriyormuş Efendimiz. Tevazu. Kölelerle beraber yemek yiyormuş. Çocukları kucağına alıyormuş. Kimsenin ayağa kalkmasına bile razı olmuyormuş kendisi için. Ama kendisi Sa'd ibn-i Muaz Hazretleri için, Hazreti Osman için ayağa kalkıyormuş. Bakın bir şey, onu bu kitapta işaret etmiştim. Bir kayınpeder olarak Hazreti Peygamber. Şimdi Ayşe validemiz anlatıyor. Resulullah Efendimiz sıcak tabii. Böyle üzerinde bir peştemal şey var. Tabii örtülü avret mahalli de. Hazreti Ebu Bekir girmiş. O bir şeyler söylemiş, dinlemiş. Pek başka bir şey giymemiş üzerine. Peştemalla durmuş Efendimiz. Hazreti Ömer girmiş, o da anlatmış. Hazreti Osman geliyor deyince toparlanmış, başka bir şey giymiş. Demiş ki Hazreti, bu olayı da Hazreti Ali anlatıyor. Kerimallahu veke. Hazreti Ayşe validemiz demiş, ya Resulallah sen demiş, bak Ömer geldi, Ebu Bekir geldi. Onlara böyle rahat bu kıyafetle çıktın ama Osman gelince daha toparlandın. Üzerini işte üst tarafında örttün. Ya Ayşe demiş, buyurmuş, Ömer çok hayalı, utangaç bir insandır. Osman. Hazreti Osman. Şimdi böyle beni bu şeyde görünce belki böyle şeyinden bir şey derdini anlatamaz. Mahcup bir insandır çünkü. Onun demiş, ben sıkıntıya sokmamak, daha rahat anlatsın diye böyle şey yaptım. Yani tevazu, bakın. Tevazu, bir damadına bir şeye şeysi, ikramı. Efendiniz Sa'd için kalkın buyurmuş. Neler işte hasır üzerine yatmış. Efendim Hatem'i, Adi İbni Hatem'i şilteyi ona oturtturuyormuş. Kendi yere tevazu. Hazreti Ömer'de bu tevazu var. Şeyde var. Bak Hazreti Ebu Bekir diyormuş ki şeye, Bilal-i Habeşi için. Yok. Hazreti Ömer, Hazreti Ebu Bekir için diyormuş ki Ateka seyyiduna seyyidena. Çok müthiş bir söz. Şimdi Bilal-i Habeşi'yi kim hürriyete kavuşturdu? Hazreti Ebu Bekir, değil mi? Parasını verdi. Ümeyye bin Halef'ten satın aldı. Hürriyetine kavuşturdu. Hazreti Ömer diyor ki, Ebu Bekir Efendimiz Bilal Efendimiz'i hürriyete kavuşturdu. Hazreti Ömer Bilal'e Efendimiz diyor. Köleye Efendimiz, kölelikten azat olmuş insana Efendimiz diyor. Sen şimdi bu tevazuyu insana ne kazandırıyor? Şimdi tevazu, Mevlana'dan bahsettik. Şimdi efendim, bir papazın birisi malum Mevlana'yı görünce böyle eğilmiş. Mevlana daha fazla.